WBC'de kadınlar süper olasılıklet şampiyonluk karşılaşması için anons gerçekleştiriliyor. Ladies and gentlemen, this is our co-main event. Fight fans, are you ready? İkinci ana maç başlıyor şeklinde anons yapıldı. Fighting out of the red corner, wearing black, weighing at 53.3 kilograms, holding a record of 7 victories and 1 defeat, including 2 wins inside the scheduled distance. Coming from Munich, Germany, by way of Romania, please welcome Almanya'da yaşıyor. Zeyna Romanya'da doğdu ama Almanya'da yaşıyor. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak isterim. Bring back in red, weighing at 54.6 kilograms, holding an undefeated record of 7 wins, no defeats, including... Hiç kaybetmedi. Namalup boksör, Danimarkalı Dina. Ladies and gentlemen, please welcome Dina Torbjørnsson. Özellikle Danimarkalılar için çok kritik bir karşılaşma bu. 10 round'lık maç, ikişer dakikadır oynanıyor kadınlar mücadelesi. Yüz yüzeler. Protect yourself at all times. Touch gloves and good luck. Okay? Mavi gözleriyle fena fena baktı rakibine. Bu karşılaşmaya da böyle başlıyor. Don sesi ile birlikte mücadele başladı. Ters kart, Rumen boksör. Sağ kroşe girişimi var. İki boksör de sert yumruklarla birbirlerine gitmeye çalıştılar. Dina sağlı sollu kroşelerle baskı kurmaya çalışıyor. Bir önceki karşılaşması aklıma geldi. Oksana maçında da çok hızlı gitmişti rakibin üzerine. Putkarate ise birinci rounddan nakavt etmişti. Ama Putskarase gibi bir boksör değil karşısındaki aslında. Çok iyi yakaladı bu pozisyonda. Sol direk geliyor. Rumen boksörden aradan bir direk yumruk yedi ama. Sarı saçlarıyla Dina. Danimarkalı boksör. Sol koşu iki tane arka arkaya Danimarkalı'da. Sağ koşu apakat sağ direk çok süper yumruklar. Dina kuvvetli yumruklarla rakibini sarsmaya başladı ilk round'dan. Dina Torsland. Dina ilk round'da gücünü kuvvetini ortaya koydu. Sol aparkat. 23 yaş altı dünya şampiyonluk mücadelesi bu. Sol direk, sağ direk. Arka arkaya direk yumruklar geliyor. Karaciğer'e yöreldi. Arka arkaya, 3, 4, 5. Solu savurdu Dina. Direk yumruklarını iyi kullanıyor. Dina kapalı. Sol aparkat tutmadı, sağ direk çok iyiydi. Rumen boksör ilk round'da rakibine teslim olmuş vaziyette sağ kroşeyle girdi. Doğukan Evrimer attı bir arkadaşımız. İlk round tamamlandı sevgili izleyiciler. Sizlere Selçuk Polat iyi bir maç bizi bekliyor. Zeyna çok motive. Kötü başladı demiş. Açıkçası kendisini çok yalnız hisseder gibi bir görüntüsü var. Zeyna Jorniak'ın Thomas Madsen antrenörlüğünü yapıyor. Dina'nın. İkinci round başlatıldı. WBC'de 23 yaş altı dünya şampiyonluk maçı. Dina kapalı rakibine yumrukları saydırıyor. Ama biraz gardına geldi bu yumruklar. Kapalı gardına paratında kaldı yumruklar. Sağ sol direkler.
Aradan direkt yumruklara geçtiğinde daha etkili yumrukları var Dinan'ın. Sağlı solu kroşeleri genelde rakibinin parasında kalıyor. Rumen'den de bir sağ kroşe geldi az önce. İşte bakın, ikinci nakdağının geldiği an. Bakın bu sol kroşe. Sağ direk geldi tekrar. Dina aradan sol direk aldı bir tane. İki tanesini kaybetmişti. Son maçında bir de bir 1.62 boyunda Dina. Yeniden çıkış yakalamak için bu Rumen sokulmaya çalışıyor. Etkisiz kalıyor. Tamamen savunmada şu ana kadar. Zeyna. İki sporcuyu da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz açıkçası. Yine Thompson, Zeyna mücadelesi birazdan. Kazanan boksörün elinin havayı sattığını görelim. Arkasından Dina'nın Zeyna ile arkasındaki görüntüye geldi. Sadri'yi yolladı. Çenesini sıyırdı geçti. Sağ kroşe geliyor tekrar. Sol direk. Sevgili boksörler. Özgürlerim sözünün Dina. Rakibini boşluğundan yakalamaya çalışıyor ama terste kalıyor o bölge. Sol direk. Sağ kroşe çok iyiydi bu. Karşılaşması şimdi birazdan sizlerle birlikte olacak yine. İkinci round da tamamlandı. Sağ kroşe var. Belki de buydu. En etkili yumruklarından bir tanesi. Bakın bir daha geliyor. Kafa kafaya çarpışma yok. Bence bu darbelerden. Fikrimi değiştiriyorum. Hep birlikte göreceğiz. Harika iki maç. Arka arka sizlerle birlikte olacak. Zeyna aradan yumrukları savuruyor. Bakın tek yumruklar atmaya başladı. Yine bu iki yumrukla yine rakibi karşısında teslim oldu. İkinci raundun sonlarında Zeyna'nın Rumen boksörün baskısı 3. raundda da kendisini güçlü yumruklarla devam etmesine sebep oluyor gibi. Moralman kendine geldi. Ama Dina'nın da attığı şu yumruklara bakın. Şimdi sağ kroşe geliyor tekrar. Sol kroşeleriyle meşhur Zeyna sağ kroşeleriyle rakibini vuratıyor. Bir sağ kroşe daha geldi. Dina kapandı. Sol düğünü attı, çekti kendisini geriye, tekrar atak yapıyor. Maçın hakemi Jürgen Langos, Alman hakem yönetiyor karşılaşmayı. Sol direk, Dina'dan. Dina karnına çalıştı rakibini, sol koşuyu da vurdu. Tekrar karaciğerden yakalıyor. Sağ koşusunu vurdu Rumen boksör. Sol koşe, sol direk. Danimarkalı boksör. Oyun şeklini değiştirdi o aldığı sağ koşelerden sonra. Sol koşeyle tamamladı. Üçüncü round. Açıkçası ortada diyebiliriz. Dina aparkat denedi. Sağ kroşeyi yedi ama. Dina'nın şöyle bir problemi var. Sağlı sollu kroşelerle rakibin üzerine gidiyor sadece. Aradan direkt yumruklar deniyor. Gücünü kuvvetini ortaya koymaya çalışıyor. Ama Zeyna'nın da daha taktiksel bir teknik yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Sağ kroşe geldi. Kontracı bir boksör. Maçın başından beri bunu gösteriyor. Zeyna Jorniak. Sol direk. Ters kart boksör.
Sol direkte püskürtüldü şu ana kadar. Dina sol direk aldı bakın. Ve sağ köşesini vuruyor Rumen boksör. Dina da üzerine gitti. Bir de sol köşe Dina'dan. Maç kızıştı sevgili boksöverler. Net harika yumruklar geliyor. Sağ direk geldi Dina'dan. Bakın iyi yakaladı karaciğerden Dina. Danimarkalı boksör atak peşinde. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde çok iyi bir sağ direk daha vurdu. Dina. Teknik ve taktiksel dövüşmeye başladığında daha net yumruklar vuruyor. Hırsına yenik düştüğünde sadece karambola yumruklar deniyor Dina. Sağ kroşe geldi Rumen boksör Zeyna'dan. Maç kızışıyor. Giderek zevkli bir hale geliyor. Uğur Fırat 28 attı arkadaşımız. Instagram'dan şunu yazmış. Boksun en güzel yanı bu işte. Favori olabilirsin ama alacağın bir darbe her şeyi değiştirir demiş. Gerçekten de öyle. Mustafa Cangal 6. roundda Zeyna knockout eder demiş. Ring hostesini gördünüz erkek. Kadınlar mücadelesinde tabelayı bir erkek taşıyor. Danimarka'da Struer kentinde. Neslihan Erhan 2015 herhalde karı koca yazıyorlar mesajı. Patrick maçı büyük heyecanla bekleniyor bizim evde demiş. Instagram'da Bilgehan Demir şeklinde takip edip yorumlar gönderebilirsiniz. Bilgehan Demir. Instagram'da yorumlar böyleydi. Zeyna ile Dina arasındaki karşılaşmada yeni bir round başladı sevgili boksöverler. 10 roundluk maçın 5. roundundayız. Rumen boksör tek yenilgisi var ama kariyerinde hiç knockout olmadı. Puanla kaybetmişti o yenilgisini de. Şimdi Dina Thurston karşısında en kuvvetli rakiplerden biriyle oynuyor. WBC'de, Dünya Boks Konseyi'nde sevgili izleyiciler 23 yaş altı dünya şampiyonluk mücadelesi kadınlarda. Sol direk. Sağ kroşe Zeyna'dan az önce mesafeli boks yapıyorlar. Sarılmadan uzak bir karşılaşma. Belki de maçın başından beri tek bir sarılma bile olmadı. Şu ana kadar. Hakem rahat bir maç geçiriyor. Sağ direk. Az önce bir daha parkat vardı. Karaciğer'e gitti Dina. Danimarkalı iyi bir tempo yakaladı. Sağ direk. Rumen boksör atak peşinde şimdi. Çok iyi. Karşılıklı yumruklar var şimdi. Sağ direk. Bir sağ direk daha. Üçüncüsü geldi. İplere sıkıştırdı. Yatırmak üzere belki de Rumen boksör Zoranlar. Ve kontra sağ kroşe var. Rumen Zeyna'dan. O tehlikeyi atlattı gibi sanki. Beşinci raundunda son anlarındayız. İyi baskı kurdu orada Dina. Beşinci raundu kazandı gibi. Bakın bir raundu. Dina bir raundu. Zeyna kazanıyor. Burnunda bir deformasyon söz konusu. Serkan Karaeski Filistinli boksörü bekliyoruz demiş. Filistinli boksör ringe çıktı ve knockout'la kaybetti. Güzel bir maç oldu. Kıran kırana bir maç oldu ama kaybetti. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sadrek.
Sadrek tekrar. Sol direk. Sağ kroşe geliyor Rumen boksör Zeyna'dan. Sarışın boksör Danimarkalı. Diğer tarafta sırtı bize doğru dönük olan sağ taraftaki isimse Zeyna Rumen. Eldivenler, ayakkabılar, kıyafetler tamamen aynı gibi neredeyse. Sadece saç renginden ayırt edebiliyoruz şu ana kadar. Sağ sol direkler sürüyor. Tekrar sağ direk denedi. Biraz bu roundda biraz rolantiyi almış gibi görünüyor Dina. Sağ direk. Dina sesleri. Struer'de, Struer kentinde Danimarka'da. Avrupa'nın kuzeyinde çarpışan yumruklar. Zeyna parkat denedi. Kapalı gardının ardından tehlikeli yumruk denedi. İsabet bulmadı ama. Dina sağ direk alıyor. Sağ elini yanağının yanına getirdi, bekledi. Ama orada Zeyna iyi bir direk yumrukla rakibini yakalamayı başardı. Sol direk tekrar. Sol kroşe geldi, çok sert. Tam isabet bir yumruk. Dina sağ direkte tamamladı. Bazı roundlarda Dina öyle kontrol veriyor ki rakibe. Ama diğer roundlarda da büyük üstünlük koruyor. Şaşırtıcı bir performans. Patrick Nielsen'in soyunma odası. Nielsen kardeşlerden Patrick Nielsen. Öbürü de Mickey Nielsen bileceğiniz üzere 91 kiloda Cruiserweight'te maçlara çıkan çok usta bir boksör. Abi kardeş boks kariyerlerini sürdürüyorlar. Danimarkalı kardeşler. Yedinci round başladı. Dina yine hareketli, yakın mesafeye girmeye çalışıyor. Zeyna aradan sağ direk aldı. Sol koşeden kurtardı kendisini. 4-2 Dina Turzland'ın önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şu ana kadarki performansıyla. Üçüncü ve dördüncü roundları almış olabilir Zeyna. Böylesine bir deplasmanda daha sıkı bir maç çıkartması şart Rumen'in. Sol direk denemesi var. Tekrar sol direk. Kontra deniyor Zeyna. Dikkat ederseniz Zeyna kapandığı sırada çok ağır yumruklar alıyor. Bakın bu sol koşe. Kapanıyor, tam açıldığı anda sol koşe yiyor Zeyna'dan. Dina'dan düzeltiyorum. Dina karaciğerine yöneldi rakibinin. Sol direk, sağ direk. Yıkar gibi oldu. Dina sert yumruklarıyla gösteriyor kendisini. Hemen hemen her boks gecesinde artık kadınlar karşılaşması eksik olmamaya başladı. Dünyanın neresinde olursa olsun. Ronda Rousey ile başlayan kadın dövüşünün starlaşması, yıldızlaşması. HBO'da Clarissa Shields'ın ön plana çıkması, İngiltere'de Katie Taylor'ın adını yazdırması, Cecilia Brackhouse'lar vardı tabii ki mutlaka. Ama onlar o kadar da ön plana çıkamamışlardı. Mikael Loren var İsveçli. Birçok boksör. Ama Ronda Rousey ne zaman dünya starı oldu, onun arkasından yağmur gibi gelmeye başladı.
Bakın ben size şöyle söyleyeyim, kadın izleyicinin alınmadığı boks maçları vardı. Bu bir gerçektir. Ama şimdi erkekler kadınları izlemek için bilet satın alıp ringin kenarında boy gösteriyorlar. Ve o büyük heyecanlara tanıklık etmek için dünyanın parasını ödüyorlar. Fırsat verildiği takdirde her zaman söylüyoruz. Kadınların elde edemeyeceği hiçbir başarı yok neredeyse. Devlet başkanlığından tutun da sporculuğa kadar. Sekizinci round. Sağ kroşe. Sağ kroşe tekrar. Zeyna. Direkt yumrukta sol direkte gitmeye çalışıyor ama yaptığı en büyük hata sağ direklerle başlayıp sol direkte bitirmemesi. Sol direklerle başlamaya çalışıyor. Sol direğini zaten ters kat bir boksörün ancak yıkıcı yumruğu olabilir. Solak boksörseniz sağ direklerinizde daha çok ön planda olursunuz. Sağ gardsanız sol direklerinizde. Dina, Danimarkalı boksör. Yeni bir plan, yeni bir oyun peşinde. Bakalım ne yapacak? Zeyna hareketli vaziyette. Kapandı. O 3. 4. roundlardaki nefis sağ kroşeleri. Hele 2. roundun sonunda attığı 2 tane sağ kroşe vardı ya. İşte onlardan bahsediyorum. Onlar artık pek yok. Zeyna bunları başaramıyor. İbrahim Tutar adlı bir arkadaşımız da demiş ki şampiyonlar salonlardan çıkmaz, şampiyonlar içinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar. Tabii ki salona gitmesi kaydıyla bence. Sol koşa geliyor şimdi Dina'dan. Sadrek. Sol koşuya tutmadı. 10. round'a doğru gidiyoruz artık. Defalarca knockout'un eşiğine getirmeye çalıştığı tempolu yumruklarını gördük. Hatta bir ara neredeyse sırt üstü Zeyna'yı yere yapıştıracağı bir ana da tanıklık ettik. Ama sevgili izleyiciler, bu gerçekleşmedi. Az önce bahsettiğim erkek ortez bence çok yakışmamış. Böyle papyonlu, güzel böyle takım elbise giymiş bir erkek ortez olabilirdi ringde. Biraz iyi düşünmüşler ama çok iyi düşünememişler. Dokuzuncu rounddayız. 23 yaş altı dünya şampiyonluk mücadelesinde. İki boksör de 23 yaşında. Artık seneye bu karşılaşmaya çıkabilecek bir yaşta olmayacaklar. İkisinin de yaş limitleri 23. Bu şampiyonluğu kazanan zaten koruma maçına da çıkamayacak. Artık dünya şampiyonluk en zirvedeki büyük şampiyonluk maçı için yumruklarını sallayacaklardır. Sağ kroşe geldi. Çok iyi bir sağ kroşe geldi o bölgede. Zeyna'dan. Dina'nın seyircisi sevindi orada ama Zeyna'nın attığı bir sağ kroşeydi bu. Karaciğer'den yakaladı tekrar. Ringde hakem adeta yok gibi. Çok temiz bir mücadele. Sağ direkt geliyor Dina. Sol koşesini de yapıştırdı. (Gülüyor)
Zeyna. 6 kez Almanya'da, bir kez İsveç'te ringe çıkmıştı. İlk kez Danimarka'da boy gösteriyor. Ringe çıkmış vaziyette Zeyna Jorniak. Sağ direk geldi tekrar. 9. round olmasına rağmen çok sağlam bir şekilde ayakta Dina. Kariyerinde bu round'a daha önce ulaşmamıştı. En yüksek 6 round, sonrasında bir 7 roundluk maçı vardı. İlk kez 9. round'a ulaşmış vaziyette Dina. Zeyna için de farklı bir durum söz konusu değil. O da en yüksek round olarak 6 round geride bırakmıştı. İlk kez 9. round'u görüyorlar. Hatta 10. round'u bile görecekler. Eğer round arasında iki boksörden biri çekilmezse, bir sakatlık veya devam edememe durumu olmazsa. Ama öyle bir tablo yok gibi sanki ortada. Det er bedre igen, det er rigtig fint, ja. Kør det sikkert hjem, kør det sikkert hjem. Ja. Onuncu ve son round başlıyor. Sağ kroşe geldi Rumen Zeyna'dan. 10. round'da iyi bir sağ kroşeyle başladı. Bakın, maçın başından beri üstünlüğünü koruyan Dina bu round'a knockout olduğu takdirde maçı kaybediyor. İşte boks bu yüzden her anı büyük bir dikkatle izlenmesi gereken bir spor olarak bilinmekte. Sağ kroşe. Seyircisinin önünde bir sol kroşe daha vurdu rakibe. Rumen boksörü 10. round'a knockout edip bu başarısını taçlandırmak niyetinde Dina. Dina Turfland. Sol direkt vurdu şimdi de. Sağ kroşe girişimi var. Dina üzerine gelen rakibini çok rahatça püskürtmeyi başarıyor. Dina tekrar üzerine beklemeye başladı. Zeyna karşılaşmanın başından beri iki raundun dışında rakibe üstünlük kuramadı. Son saniyeler, şampiyonluk mu geliyor? Danimarkalı boksör bunun sevincini yaşamaya başladı bile. Son koşa bitti maç. Dina Turfland Danimarka'da WBC'nin 23 yaş altı dünya şampiyonluk karşılaşmasında son derece başarılı bir performansla noktalıyor karşılaşmayı. Bakalım kim kazandı, hep birlikte göreceğiz. Az sonra sevgili izleyiciler, Patrick Nielsen Baby Banger Berokal maçı var. Danimarkalı mı Kolombiyalı mı kazanacak? Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Süper orta siklette Vikinglerin yıldız boksörü Patrick Nielsen maç bittiğinde bile birbirlerine sarılmadılar. Kazananı bekliyoruz artık. İşte WBC'nin Yoğuş yazıyor bakın. 23 yaş altı şampiyonluk mücadelesi için hazırlıklar tamam. Dedik, maçı başlattık. Maç bitti. Şimdi de artık karar anı. Dina Turfland
Ladies and gentlemen, after a Cezinin havaya kalkmasını bekliyor artık. We have a unanimous decision. All of our three judges had it 100-90. In favor of your winner and the new WBC Youth Super Bantamweight Champion of the World, from Struer, Denmark, Tina Torslund. 10 round'un 10'unu da Tina Torslund'un kazandığına hükmediyor. Karşılaşmanın 3 mat hakemi de %90 kazanıyor. Tina Torslund sevgili izleyiciler. 100 puan Tina'ya, 90 puan Zeyna'ya gidiyor. Her round'u kazanmış. Her round 10'a 9 şeklinde puanlandırılır. Round'u kazanana 10, kaybedene 9 puan veriliyor. Eğer bir knockdown yoksa, rakibi yıkmamışsa, hakem saymamışsa ve 10 round'un 10'unu da kazanıyor Tina. Sevgili izleyiciler, bu maçın hemen öncesinde Lara'yla Former arasındaki maçı